Biri de. Evet, bültenimizi tamamladık. Sırada özel bir röportaj var. Özden Erkuş'un konuğu Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar. Geride kalan son 10 yılda savunma sanayi ciddi bir sıçrama gerçekleştirdi ve bu önemli gelişim, bu hacim büyümesinde önemli rolü olan isimlerden biri de Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ayrıca bizi Savunma Sanayi Müsteşarı'nda ağırladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş teşekkürler. Geldiniz. Konuşulacak çok konu var elbette, evet. Ama belki de en fazla merak edilen, en fazla tartışılan konuyla başlamak gerekir ama bu konuda da aslına bakılırsa süreç daha çok tartışılıyor. Bu projenin Türkiye'ye ne gibi yetenekler kazandıracağı pek de konuşulmadı. Evet. Önce onunla başlayalım. Uzun menzilli hava savunma sistemiyle başlayalım. Bu, evet, ihale Türkiye'ye ne gibi yetenekler kazandıracak? Evet. Neye karşı Türkiye'yi koruyacak bu sistem? Evet. Tabii hava savunma sistemi deyince silahlı kuvvetlerin temel yeteneklerinden biri olması gereken bir alan bu. Burada da bunu alçak, orta, yüksek irtifa diye de ayırabiliriz. Burada konuştuğumuz yüksek irtifa hava savunma sistemi. İki görevi var. Türkiye hava sahasının düşman hava unsurlarından korunması. Tabii önce bunların tespit edilmesi radarlarla ve gerekirse de bunlara karşı müdahalede bulunması. Birinci görevi bu, uçaklara karşı. İkinci görevi de balistik füzelere karşı koruma. Ancak bu daha sınırlı bir açıkçası yetenek bu seviyedeki sistemler için. Çünkü burada tam bir koruma için daha yüksek irtifalara çıkmanız lazım. Dolayısıyla özetle Türkiye'nin hava sahasının korunması diyebiliriz. Ve ağırlıklı da şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde artık miadını doldurmuş sistemleri yenilemek üzere yaptığımız bir proje. Yani şu anda bu irtifadaki koruma sağlayan elimizdeki sistemler kullanım ömürlerini tamamlamış durumdalar. Acil bir ihtiyaç kapsamında mı değerlendirilme efendim bu bölgede yaşanan gerginlik? Tabii bizim için son güncel gelişmelere göre başlamış bir proje değil. Yani bunun takvimine, planlamasına bakarsak bu en az 10 senelik bir geçmişi var. İhtiyacın netleştirilmesi, ihale süreçlerinin başlaması, işte şu anda da hani sözleşme aşamasına gelmemiz. Tabii kompleks projelerin bu planlama, icra süreçlerinde belli bir zaman gerekiyor. Dolayısıyla hani güncel gelişmelere bağlı bir proje dememiz de doğru olmaz. Yani hakikaten bu silahlı kuvvetlerin uzun vadeli planlamaları içerisinde bir yetenek ihtiyacını karşılamak üzere yaptığımız bir projedir. Peki Türkiye bunu kendi imkanlarıyla, yerli imkanlarıyla üretme şansı var mıydı, yeteneği var mıydı? Bu olasılıkla değerlendirildi mi bu süreç? Kesinlikle. Yani? Şimdi biz 2006-2007 yıllarında bu ihaleye başlamadan önce bir fizibilite yaptırdık. Fizibiliteyi bütün sanayimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Burada ortaya çıkan sonuç şuydu. Alçak ve orta irtifa sistemleri Türkiye kendi teknolojisiyle yapabilir ki işte geçtiğimiz aylarda Tuz Gölü'nde atışını yaptığımız sistem bu sistem. Yani o projemiz iki projede başladı, alçak ve orta irtifa. Yüksek irtifada o fizibilite, hani o günkü şartları itibariyle bizim uluslararası bir çözüm ihtiyacımız olduğunu çıkarmıştı. Dolayısıyla da bu ihaleye başladık. İhale başladı. Peki tabii o ihalenin açıklandığı günü itibariyle de büyük bir tartışma başladı aslında, evet, bakılırsa. Evet. Hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında NATO'dan ve Amerika'dan gelen tepkiler de vardı. Çin'le yapılan müzakerelerin devam ettiğini, sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini biliyoruz ama bu tepkiler, evet, doğrultusunda herhangi bir rölantiye alma, yavaşlatma ya da durma gibi bir durum söz konusu oldu mu bu görüşmelerde? Şimdi bizim tabii ihale süreçlerimizde yapmaya çalıştığımız şu, bu ihtiyaca cevap verecek en iyi çözümü bulmak ve bunu da en rekabetçi bir şekilde bulmak. Şimdi burada da üç kriterimiz var. Tabii ki önce harekat ihtiyacını karşılamak, yani teknik performans olarak. Tabii ki teknoloji ve üretim olarak Türkiye'ye bir sanayi katkısı getirmek. Üçüncüsü de tabii ki maliyet etkin bir çözüm oluşturmak. Şimdi burada bizim için başarı şudur. Biz iyi bir ihale oluşturduk. Yani bu alanda dünyadaki 4 çözümde ihalemize girdi. Bu çok aslında olağan bir durum değil. Yani aynı ihalede batıdan ve doğudan sistemlerin birlikte yarışması çok olağan bir durum değil. Dolayısıyla burada böyle bir alternatifin olduğu ve gündemde olduğu zaten 6-7 senedir biliniyor. Çünkü ihaleye katılan firmalar belliler. Peki bu tartışmalarla birlikte tekliflerin güncellenmesi için 31 Ocak'a kadar bir süre tanınmıştı. Evet. Bu kapsamda Çin dışında diğer iki sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa-İtalya ortaklığından size dönük yeni bir teklif, yeni bir girişim oldu mu acaba? Henüz resmi bir teklif gelmedi. Şimdi tabii o süreci de şöyle izah etmemiz lazım. Bizim açımızdan ihale süreci aslında tamamlandı. Yani bu sıralama çıktı ortaya. Bundan sonra o sıralamaya göre bir sözleşme görüşmeleri yapıyoruz. İkinci ve üçüncü firmalara söylediğimiz şu,
Tekliflerinizi güncel ve geçerli tutun ki hani birinciyle biz sonuç alamazsak size geçeceğiz. Bu güncelleme içerisinde yeni teklifler sunulabilir. Sunulursa da biz onlara geçtiğimizde bunları değerlendireceğiz tabii. Ama henüz bugün itibariyle bize ulaşmış yeni bir teklif yok. Şunu mu anlıyorum? Güncel bir teklif verilse bile Çin'le eğer sözleşme tamamlanamazsa ancak o teklifler mi değerlendirilecek? Bir usulümüz bu. Yani bizim ihale sürecindeki usulümüz şu anda sözleşme aşamasındayız. Ve bu sıralamaya göre giden bir usulümüz var. Öyleyse birinci sıradakiyle görüşmelerde sonuç alamaz isek diğerlerine geçeceğiz. Yani dolayısıyla hani şu manada rekabet ve ihale süreci devam ediyor dememiz doğru olmaz. O tamamlandı ve biz 3 tur resmi teklif aldık. Hani burada da açıkçası 3 kere yarışmaya giren alternatiflere bu fırsatlar tanındı. Tekliflerin iyileştirilmesi anlamında. Yani biz orada artık 3. turdan sonra en iyi tekliflerini verdiklerini kabul etmek durumundayız ve karar o şekilde oluşuyor. Yani bundan sonra teklif iyileştirilirse biz de birinci sıradaki teklifle sonuç alamazsak tabii ki onu değerlendireceğiz. Muhakkak onu dikkate alacağız. Peki sözleşme konusunda savunma sanayi müsteşarlığı imza yetkisine sahip ama tabii. Eğer sözleşme imzalama aşamasına gelirse yeniden bir toplanıp icra komitesinde bir görüşülür mü ya da başbakanın onayına mı sunulacak? Nasıl bir süreç izlenecek şimdi acaba? Şimdi bizim aldığımız yetki şu. Alınan teklife göre sözleşmenin oluşturulması. Bu tabii bizim bütün projelerimizde uyguladığımız bir yöntem. Farklı bir şey burada yok. Aynı yöntemi uyguluyoruz. Usul olarak yeni bir icra komitesi kararı alma gibi bir şu anda ihtiyacımız da bulunmuyor. O yetkiyi almış vaziyetteyiz. Ama tabii bunun sonucunda biz alınan teklif ve oluşan sözleşmede eğer bir takım zorluklar görürsek tabii ki icra komitemize geri gidip tekrar arz edeceğiz. Diyeceğiz ki hani bize verdiğiniz görevi şu sorunlar sebebiyle tamamlayamıyoruz. O zaman ikinci, üçüncüye geçiyoruz. En azından bir bilgi tabii sunmamız gerekir. Ama süreç olarak İcra Komitesi bize bu yetkiyi vermiş durumda artık. Bundan sonra bizim sözleşmeler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Buna benzer çok sayıda proje imzalandı. Evet. Yine benzer süreçler geçirilerek. Peki ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz? Yani Çin bizim hava savunma sistemimizi gerçekleştirecek, Çin'le birlikte gerçekleştireceğiz dediğimiz tarih hangi tarih olacak efendim? Şimdi yani buna tabii birkaç aşamadan geçerek bu sonuca varacağız. Birinci aşama bizim bu değerlendirmeyi yaptığımız yani burada bir sorunumuz var mı? Artık burada sonuca gidebilir miyiz? Değerlendirmesini tamamladığımız tarih. Bunu önümüzdeki 1-2 ay içinde bitiririz. Bitirmeyi hedefliyoruz daha doğrusu. Ocak ayı gibi bitirmeyi 2014'ün hedefliyoruz. 2014'ün ilk döneminde bitirmeyi. Ondan sonra tabii bu sözleşmenin artık son bütün virgülle noktasına bitti anlamına gelmeyebilir. Hani bir detay yine çalışılacaktır. Bunu da diyelim ki işte 2014'ün ilk yarısında tamamlarız ve imzaları atmak üzere. Yalnız ondan sonra bir sürecimiz daha var. Bu proje kredi finansmanıyla yapılacak. Yani burada teklif eden firmalar bir kredi paketi de öneriyorlar. Bu kredinin de müzakeresini Hazine Müsteşarlığımız yapacak. Onlar bizim sözleşmemiz imzalandıktan sonra bu çalışmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla orada da o kredi anlaşması müzakere edilip onaylandıktan sonra da bizim sözleşmemiz yürürlüğe girecek. Yani burada birkaç adımlı bir şey var. Peki bu adımlardan herhangi birinde de bir sıkıntı yaşanırsa yine ikinci ve üçüncü sıradakilere mi dönüşecek? Olabilir. Tabii olabilir. Yani hakikaten bunlar kompleks projeler. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani teknolojik olarak kompleks, işte bunların uygulama süreçleri olarak kompleks, hukuki tarafları, mali tarafları oldukça aslında kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Yani bunların hepsinde bizim tabii belli bir itinayla ve dikkatle çalışmamız ve bir miktarda bir şeyi açıkta bırakmamız gerekiyor. Yani buradaki olabilecek sorunlara karşı. Çin firmasının adı ortaya çıktığı günden itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve NATO'dan tepkiler yükseldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu tepkiler ticari mi yoksa bir siyasi temele dayanan tepkiler ve eleştiriler mi? Şimdi tabii ki biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve müttefiklerimizin hassasiyetlerini dikkate almak durumundayız. Zaten bu sistemin entegrasyon konuları gerek bizim hava savunma sistemimize gerek NATO ile irtibatlı olan kısımlarına entegrasyon konularına zaten projenin kriterlerinden biri. Yani bunu zaten sağlamamız gerekiyor ihaleye çıkarken. Bu da biliniyor nasıl yapacağımız. Şimdi bir bilgi güvenliği konusu da var. Onu da tabii ki tedbirlerini almamız lazım. Bu konuda Türkiye'de yasal mevzuat oldukça olgun vaziyette. Yani burada bunu nasıl yerine getireceğimiz de biliniyor. NATO'nun bilgilerini nasıl koruyacağız? Çin'in bilgilerini nasıl koruyacağız? O da var. Yani aslında iki taraflı bir koruma bu. Bununla ilgili de bizim sistemimiz kurulu. Yani nasıl yapacağımız belli. Ha bundan sonrası tabii ki müttefiklerimiz ve istişarelerimiz devam edecek. Yani onların hassasiyetleri, bilgi güvenliği konusunda, işte teknoloji konularında
muhakkak biz de dikkate alacağız bunları. Yani o muhakkak. Yani Türkiye sonuçta NATO'nun asli bir üyesidir. Bütün sorumluluklarını yerine getiren bir üyesidir. Hani her açıdan baktığınızda. Dolayısıyla burada da o dikkat muhakkak sarf edilecektir. Peki o komite toplantısından çıktığınızda Çin ismi ortaya çıktığında böylesine bir tepki alacağını ya da bu yönde eleştiriler geleceği göz önüne alınmış mıydı, değerlendirilmiş miydi acaba? Şimdi muhakkak. Şimdi tabii ki bir hani Batı sistemi olmayan bir sistem, bu Rus sistemi de seçilse bu hususların dikkate alınması gerekeceği biliniyor. Yani entegrasyonun belli bir parametrelerine dikkat edilmesi gerektiği işte. Ama şunu söylemem lazım. Bizim açımızdan bu karar bir siyasi karar değil. Hani işte NATO'ya karşı bir karar, Batı'ya karşı öyle bir karar değil. Sonuçta bu işin parametreleri belli. O parametre içinde Türkiye'nin ihtiyaçlarını, menfaatlerini en uygun çözümü seçiyorsunuz. Yani bu işte nükleer santral yapıyoruz. İşte orada da aynı süreçleri Türkiye takip ediyor. Büyük yatırımlarında sonuçta bu süreçler takip ediliyor ve Türkiye'nin menfaatine en uygun çözümü buluyorsunuz. Ha, bunun tabii artıları vardır, eksileri vardır. Onları da yöneteceksiniz. Yani o muhakkak bir şey. Dünya bugün artık eskinin hani iki kutuplu açıkçası basit dünyası değil. Çok daha kompleks bir dünya. Onun içerisinde Türkiye'de kendi menfaatlerini optimize edecek. Yani bunun bence anahtarı burada. Şimdi tepkiler geldi ama somut bazı adımlar da gelmeye başladı. Daha çok yeni, belki taze bir haberi belki bu noktada paylaşmak gerekir. Aselsan'ın bir Amerikan şirketinden danışmanlık teklifi ve bu teklifinde bu ihale gerekçesiyle reddedildiğine ilişkin haberler yer aldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna benzer adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna benzer başka adımlar da gelebilir mi önümüzdeki süreçlerde acaba? Şimdi dediğim gibi yani biz burada siyasi bir adım atmıyoruz. Yani bizim bu tercihimiz öyle değil. Ha, ama Türkiye burada bu türden bir yaklaşımla karşı karşıya kalırsa, şu anda bunu yorumlamak için henüz erken. Yani bence bunlar ticari konular ama diyelim ki öyle bir noktaya doğru gitti. Bir kere şunu söylememiz lazım. Türkiye'nin aslında savunma sanayi alanındaki yatırımları, çalışmaları ve iradesini şekillendiren başlangıç malum 1974 Kıbrıs Harekatı ve arkasındaki ambargodur. Yani şimdi bu zaten Türkiye'de bir irade ve felsefe oluşmasına yol açmış bir şey. Bu işin fikri temelleri orada. Bunu işte belki daha net uyguladığımız yakın dönemdir. Doğru. Ama baktığınız zaman hani bu fikriyat nasıl oluştu? O ambargoyla oluştu. Şimdi bunlar bize ne getirir? Tabii ki Türkiye bu yola çıktı. Kendi savunma sanayini işte kuracak, geliştirecek ve bunu da kesin bir ihtiyaç olarak bence artık tespit etmiş vaziyetteyiz. Yani hem kamuoyumuz olarak hem hükümetimiz olarak, devletimiz olarak yani bu konuda net bir irade var. Şimdi eğer böyle bir yani Türkiye tavırla karşı karşıya kalırsa bu bence ancak şuna yol açar. Bu çalışmamızı hızlandırır. Yani bana sorarsanız öyle bir ivme katar. Hani oradaki belki eksiklerimizi, zafiyetlerimizi daha belirgin hale getirir. Biz de nereye yoğunlaşacağımızı daha net görürüz. Hani buradaki olabilecek eksiklerden. Çünkü hakikaten bazen çarklar normal dönerken fark edemeyebiliyorsunuz. Ama işte bu tür adımlarda anlıyorsunuz ki hani orada bir sıkıntı oluşabilir. Şimdi savunma sanayini de biz işte barış ve huzur dönemleri için kurmuyoruz yani işte yani en sıkıntılı dönemimizde kullanabileceğiniz bir kapasite olması lazım. O takdirde eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak, ben bunu varsayım olarak söylüyorum, karşılaştığımızda düşünmüyorum ama karşılaşırsak bence bunun bize etkisi böyle olacaktır. Hani buradaki eksiklerimizi netleştirme, o resmin daha net hale gelmesi ve bundan sonraki yol haritamızı belirginleştirme yönünde bize bir işaret verir. Yani o açıdan çok da olumsuz görmem. O yol haritası da daha fazla milli ürün üretmek şeklinde mi olacak? Yani muhakkak şimdi bu dönülmez bir yoldur. Şimdi Türkiye eğer tankını, atak helikopterini, insan savar aracını, işte savaş gemisini, uçaklarını artık yapmaya başlamışsa, bunu düşünüyorsa, hani bunu yarım yapamazsınız. Yani bunu tam yapacaksınız. Onun da zorluklarını biliyoruz tabii ki. Ve uzun vadeli bir çalışma gerektirdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama geçtiğimiz 10 yılda bence şunu gördük. Hani bunlar yapılabilir Türkiye'de. Yani bu gösterildi. Uçak da yapılabilir, uçurulabilir de. İşte Hürkuş uçağımız uçuyor. Ve Avrupa'dan sertifika alan bir uçak. Avrupa Havacılık Otoritesi'nden. İşte insan savarıcı da yapabilir, savaş gemisi de yapabilir. Bunları yapabilir, bunu gördü. Şimdi bundan sonrası bunu derinleştirmektir. Eksiklerimiz var mı? Var. Neler olduğunu da biliyoruz. Ama
Yani bu tür sıkıntılarla karşılaştığımızda dediğimiz gibi bunlar daha da netleşir, belirginleşir. Bizler biliyoruz belki ama hani genel konvoyumuz nezdinde, işte devletimizin bütün organları nezdinde bu iş netleşir. Ve oradaki yol haritamıza biz daha büyük bir iradeyle devam ederiz bu takdirde. Çin'le bu iş biter cümlesini söyleyebilmek için bir oran vermeniz mümkün mü? %80, %90? Gerçekten çok afaki rakamlar bunlar ama daha önceki projeler göz önünde alındığında. Şimdi bizim açıkçası daha önceki projelere bakarsak o istatistiğimize hani ikinci teklife geçtiğimiz pek bir projemiz yok açıkçası. Yani birinciyle sonuçlandıramadığımız bir örnek şu anda hafızamda yok. Ama hani büyük ve kompleks projelerde her zaman bu bir kapıyı aralık bırakmak lazım. Hava savunmadan konuşurken havada kalalım biraz da ATAK projesini konuşmak isteriz. Aslında bakılırsa artık yurt dışından gelen devlet başkanlarının gördüğü Ankara'da önce Çankaya Köşkü'nde ağırlanıyorlar. Sonra TAİ tesislerine gidip ATAK'ın bir gösteri uçuşunu izliyorlar. Evet. Bir taraftan da kabul testlerinin devam ettiğini biliyoruz. Doğru. Ama o kabul testlerinden sonuncusunda geçemedi. Takvim biraz sarktı mı? Ne gibi sıkıntılar var ATAK'ın kabul testleri konusunda? Şimdi burada başta şunu söylemem lazım. Biz aslında bu işleri hakikaten uluslararası standartlar ve sistem neyi gerektiriyorsa öyle yapıyoruz. Yani bu zorlukların hepsi onu gösteriyor. Çünkü ben burada şöyle bir yaklaşım yok Türkiye'de. İşte biz yaptık oldu. İşte sanayimiz ne yaptıysa kabul edelim. İşte bu kadar oldu. Böyle bir yaklaşımımız yok. Yani uluslararası standart neyse, beklenen performans kriterleri neyse bunu mutlak olarak talep ediyoruz. Biz talep ediyoruz, silahlı kuvvetlerimiz talep ediyor. Bu zorluklar da oluyorsa her projemizde yaşanır. Tabii ATAK helikopterimiz daha kamuoyu yönünde bir proje. Onun için yani biraz daha bunlar belirgin oluyor. Ama her projemize bakın, ilk ürün kabulünde şu anda o aşamadayız. Bu çıtayı aşmamız gerekir. Bu yüksek bir çıtadır. Yani performans beklentisi olarak yüksek bir çıtadır. Ama bu aslında sektörümüz için, savunma sanayimiz için çok olumlu bir şey. Ve dünya da bunu biliyor. Yani dünyadaki işte o ziyaret eden devlet başkanları onun için ilgi gösteriyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Hani bizim yaptığımız projeler göstermelik değil. Bizim yaptığımız projeler işte ne bileyim dünya standartlarının altında işte yani biz yaptık bu kadar oldu projeleri değil. Bizim yaptığımız projeler dünya neyse o çıtayı, çünkü silahlı kuvvetler bizden onu istiyor. Doğal olarak. Peki o zor sınavı ATAK ne zaman geçebilir? Şimdi ben haftalarla ifade edeceğimiz bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Yani burada her şeyde adımda bu şeyleri, sorunları, işte teknik konuları çözüyoruz, aşıyoruz ve ürün daha mükemmel hale geliyor. Yani buna öyle bakmak lazım. Yani tespit edilen konular düzeltiliyor ve ürün daha mükemmel hale geliyor. Bu tabii bu sistemler kullanım aldıktan sonra da devam edecek. Zaten işin güzelliği de burada. Yani biz çünkü müşteri olarak önemli bir müşteriye hitap ediyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada ilk 10'da kabul edilen bir silahlı kuvvetler. Yani dünyada şu anda ilk 10'da yani değişik yayınlarda bu takip edilebilir. Silahlı kuvvetler gücü olarak ilk 10'da kullandığı standartlar, profesyonel kriterleri, harekatı, eğitimi baktığınızda toplamda böyle. Şimdi dolayısıyla biz bu sistemleri kullanıma verdiğimizde bu geri besleme devam edecek. Ve bu aslında bizim savunma sanayi teknolojimizi geliştirme ve derinleştirmemizin en önemli dinamiğidir. Peki Hürkuş da artık uçuşların test uçuşlarını devam ettiriyor. Evet. Seri üretime de geçilecek. Evet. İlerleyen dönemlerde silah taşıyabilirlik bir kapasiteye ulaşacak mı efendim? Ulaşacak. Hürkuş. Çünkü Hürkuş'un açıkçası tasarımında bu dikkate alındı. Yani sadece pilot eğitim amaçlı değil, gerektiğinde başka misyonlar için de kullanılması dikkate alındı. Şu anda Hürkuş'un 1,5 ton görev yükü taşıma kapasitesi var. 1,5 ton. Bu 1,5 tonu siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Silah koyun, işte sensörler koyun, kamera koyun, ne koyacaksanız koyun. Yani o göreve göre. Ve bu da dünyada aslında yeni gelişen bir konsept. Çünkü bu görevler savaş uçaklarıyla yapılıyor ama son derece maliyetli. Zor görevler ve bir savaş uçağıyla özellikle terörle mücadele gibi bir görevi yapmanız aslında çok da etkin değil. Maliyet etkin değil, feasible değil. Ama Hürkuş gibi bu uçak bu görevleri çok daha etkili yerine getirebilir. Ben bizim öngörümüzde Hürkuş'un işte 3 konfigürasyon tarif ettik. A konfigürasyonu şu anda sivil sertifikasyon alacak olan, B konfigürasyonu pilot eğitim için bu glass cockpit dediğimiz dijital kokpit olacak. C konfigürasyonu dediğimizde silah konfigürasyonu olacak. Peki biraz daha üst sınıfa çıkalım. Aslında evet. 2023 hedeflerinden bir tanesi milli savaş uçağı. Tabii. Kavramsal tasarım aşaması devam ediyor. Bir yılı kaldı. Ne aşamadayız artık? Ete kemiğe bürünür bir hale geldi mi? Daha önümüzde çok uzun bir yolun var. Tabii şimdi daha çok başındayız. Çok başındayız. Ama o projelerin de karakteri bu. Yani açıkçası önce bir kavramsal tasarımın ortaya çıkması gerekiyor. Bunu da hukukatlerimizde çok iç içe bir şekilde yapıyoruz. Yani bu aslında Türkiye hakikaten o açıdan çok güzel noktalara geldi. Yani silahlı kuvvetlerimiz, sanayimiz, işte bizler, ekiplerimiz müşterek çalışıyorlar ve burada şu anda 3 alternatif konsept
Yani ortaya çıkmış durumda. Konsept tasarımları çıktı. İşte tek motorlu, çift motorlu değişik alternatifleri de 3 alternatif uçak üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri mi seçilecek? Bunlardan biri seçilecek. Önümüzdeki 6 ay içinde de bu karara varma hedefimiz var. İcra komitemize yılbaşı gibi bir sunum yapacağız. Geldiğimiz aşamayı arz edeceğiz. Ondan sonraki aşama içinde bir planlama tabii şekilleniyor. Bundan sonra da o seçilen uçağın tasarım geliştirme çalışmaları başlayacak. Ama ya projeyi şöyle tarif etmek lazım. 10 yılda ilk uçuşumuzu yapacağız. İkinci 10 yılda işte üretip silahlı kuvvetlere vereceğiz. Üçüncü 10 yılda bu artık harekat yapan bir uçak olacak. Ondan sonra da 30 yıl envanterde kalacak. Yani dolayısıyla bu projeyi düşünürken hani düşünce şeyinizde sistemimizde 60 yıl düşünmeniz gerekiyor. Peki daha kısa vadeli bir projeye geçelim. Kısaca evet. Altay tankı. Evet. Hep birlikte bu yılın başında gittik gördük tankı. Evet. Şu anda test aşamaları nasıl ilerliyor? Evet. Bir taraftan da motor tartışması var. Evet. Türkiye artık motorunu kendi dizel motorunu üretme niyetinde. Evet. Bu yöndeki çalışmalar ne seviyede? Şimdi bu alan yani kara araçları alanı savunma sanayimizin aslında son derece olgunlaştırdığı bir alan. Yani her türlü zırhlı araçta biz çok iyi bir noktaya geldik. Tank da tabii bunun artık en üst kademesidir. Orada 2013 ve 14 yılları projemizde son testlerin yapılacağı yıllar. Neye bakıyoruz bu testlerde? Bir kere hareket yeteneğine yani tankımız her türlü işte arazi şartlarında beklenen, iklim şartlarında beklenen hareketi yapabiliyor mu? İkincisi yani otomotiv yetenekleri. İkincisi atış yetenekleri. İşte atış hassasiyetleri, vuruş hassasiyetleri, etkinliği, atış kontrol sistemi bu. Üçüncüsü kendisini koruması. Yani işte zırh sisteminin koruma etkinliği. Bu iki sene bu testleri yapıyoruz ve şu ana kadar oldukça iyi gidiyor. Onu söylemem lazım. Yani şu ana kadar planımızdan hiçbir sapmamız yok ve tank da beklenenleri yerine getiriyor. Yani iyi bir şeydeyiz, süreçteyiz. Bundan sonra biz neyi planlayacağız? Seri üretim planlamasına, önümüzdeki sene başlayacağız buna. Yani tank artık ortaya çıktı prototipler. Bundan sonra seri üretim planlamasına başlayacağız. Yani oradaki şeyimiz planımıza uygun gidiyoruz diyebilirim. Tabii motor çok önemli bir konu. Bütün araçlar için yani kara araçları, deniz araçları, hava araçları motor Türkiye'nin hakikaten bundan sonraki dönemde gündemini işgal edecek önemli bir konu. Yani dizel motorlar, türbin motorlar ikisi için de söylüyorum. Burada da dizel motorlar için bir çalışmamız var. Yani orada bir belki yabancı mühendislik desteğiyle ama lisansla değil. Yani mühendislik desteğiyle lisanslı fikri hakları Türkiye'ye ait olacak bir dizel motor ailesi. Görüşme yapılan ülke var mı? Şimdi iki yerli firmamızın teklifi var. İki ülkeden de teknik destek. Ama oradaki mühendislik şirketlerinden. Dediğim gibi motor lisansı almıyoruz. Bunlar Almanya ve Avusturya şu saatte. Japonya'nın da bir alternatif önerisi oldu. Onlarla da bir görüşmemiz gidiyor. Bunlar arasından bir tercih yapacağız. Ama sonuç kriteri önemli. Yani burada biz bir motorun lisanslı üretimini hedeflemiyoruz. Kendimize ait olacak bir motorun geliştirilmesini ve bunu yaparken belki bir takım teknolojik ve mühendislik desteği alma. Öyle takvim öngörebiliyor musunuz Sayın Takvim, tabii bu zor bir şey. Yani dizel motorun hem motor hem transmisyon bu arada. Yani bir paket, güç paket diye düşünmek lazım. Şu andaki geliştirme takvimleri elimizdeki 5 sene civarında. 5 sene civarında geliştirme takvimleri. Bu ne demek olur? Bizim belki Altay tankının ilk paketini hazır motorla vermemiz anlamına gelir. Devamında kendi motorumuzu koymamız anlamına gelir. Ama bu planlamada yapılabilir. Yani burada bir sorun yok. Çok az süremiz kaldı. Son tamam. Soru kısa bir yanıt istiyorum. Hmm. Çok üst düzey silahlardan bahsediyoruz, projelerden. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllardır G3 piyade tüfekleri kullanılıyor. Doğru. Ne zaman doğru. Türk askeri yeni doğru. Milli geliştirilmiş bir silaha piyade tüfeğine sahip şimdi olacak? Şimdi en önem verdiğimiz proje aslında. Yani bütün bu konuştuklarımız içerisinde hakikaten piyade tüfeği bizim için de büyük bir eksikliktir, zafiyettir. Yani bugüne kadar bizim silahlı kuvvetlerimizi işte neredeyse demode olmuş ve yabancı lisansla üretilen bir tüfekten kurtarıp milli, modern, günün teknolojisine uygun bir tüfeğe kavuşturmamız lazım. Orada artık son noktadayız. Tüfek tamam. Yani tüfeğe tamam diyebiliyoruz. Bütün gelişme testlerini geçti başarıyla. İşte silahlı kuvvetlerimizde denendi. Bunların hepsi tamam. Şimdi seri üretim için bir 200 tüfeklik bir pilot parti üretimini yapıyoruz. O da şu günlerde devam ediyor. Bu bitince de seri üretime başlıyoruz. Yani şu andaki planımız önümüzdeki sene işte yaz aylarında ilk seri üretim tüfeklerini birliklere vermeye başlamak. İnşallah bu konuyu şey yapacağız, gerimizde bırakacağız. Uzun süreli bir üretim süreci olacak. Tabii yani kuşkusuz. Bu bütün envanteri yenilemek diye bakarsak buna bir 10 sene gideriz. Hani seri üretim olarak 10 sene gideriz. Hafif silahların tamamında, yani tabancada da, işte Emniyet Genel Müdürlüğümüze, silahlı kuvvetlerimize çalışıyoruz. Türkiye'nin marka bir tabancası da çıkacak. Ya onu da söyleyeyim. Ya bu çünkü Türkiye çapında bir silahlı kuvvetleri olan, emniyet gücü olan bir ülkenin
dünyada marka olmamış bir silah olmaması kabul edilebilir bir durum değil. Yani bunu bizim muhakkak aşmamız gerekiyor ve çok yakınız. Tabancada da bu sonucu göreceğiz yakında. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok sağ olun, bizi de Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda konuk ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Konuğumuz Murat Bayar'da Savunma Sanayi Müsteşarı. Onunla hem çok tartışılan hava savunma sistemini hem de savunma sanayindeki dev projeleri konuştuk. İyi günler diliyoruz.